Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve tamamı aynı şekilde %100 MEP müfredatına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu yazılarımız arkadaşlar Yazılıya Hazır Mısın kanalının çıkarmış olduğu yazılı deposu adındaki kitaplarımızdan alınmış sorulardır arkadaşlar. Siz de bu kitabımıza e, işler şubelerinden veya da kitabişler.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirim kazanabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Şekilde verilen devredeki i1, i2, i3 akımlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışını yazınız denilmekte. Şimdi bakalım. Öncelikle burada dirençler nasıl bağlanmış arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dirençler birbirlerine paralel olarak bağlanmış. Ama burada sadece R ile 3 R birbirine arkadaşlar seri olarak bağlanmıştır. Önce bir bunu ifade edelim. Sonra burada bir e, her bileşke için yani her e, paralel ifade için e, işlemlerimizi yapalım. Şimdi öncelikle bunlar birbirine şu şekilde paralel bağlanmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada direkt 2R var. 2R'yi buraya koyduk. Sonra burada kaç R var? Bu, bu ikisi birbirine seri bağlandığı için toplayacağız. Burası toplamda 4R'dir. Burası ise 3R şeklinde olacaktır arkadaşlar. Sonra bunlardan akım geçmektedir. Yani bu iyi ki H4 e, R'lik bir dirençten geçmiş. H R'lik dirençten geçip 3 R'ye gidiyor. O bu fark etmez. Akımımız burada ne yapacaktır? Buradan çıktı. Buradan çıktıktan sonra buraya gelecektir. Ve buraya dağılırken arkadaşlar ters orantılı bir şekilde dağılacaktır. Yani yüksek direnç değerine düşük akım gelecektir. Düşük dirence ise yüksek akım gelecektir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Ama nelerimiz aynı olacaktır? Her buradaki her teldeki arkadaşlar volt değerimiz aynı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bütün volt değeri buralarda eşit olacaktır. O zaman şöyle bir ifade yapacak olursak. Öncelikle V formülünü V eşittir I çarpı R vir formülünü biliyorum. Volt gerilim eşittir akım çarpı direnç. Bunu biliyoruz. Ve her şuradaki her teldeki volt değeri arkadaşlar eşit olacaktır. O zaman ona göre bir planlama yapacağız. Şimdi burada 2R'miz var. 2R'yi kaç İ ile çarpalım? 1 İ ile çarpalım arkadaşlar. 1 İ ile çarpalım ve burası 2 ir R olsun. 2 İ de volt işte buraya da direkt 2 volt diyebiliriz. Sonra buraya baktığımızda buradaki ifadelerimiz seri bağlandığı için ikisini topluyorduk ve toplamda 4 R'lik bir direncimiz oluyordu. Sonra burada da aynısını yapacak olursak arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? 4 R çarpı e, İ R 2 diyeceğiz ve bu kaç eşit olacak? 2 volt eşit olacak. Burada çünkü 2 volt demiştik. O zaman buradaki i ikimiz ne olacaktır? i bölü 2 olacaktır diyebiliriz. i bölü 2'den direkt 2 ve o v yerine de i çarpı r yazarsak işte bu şekilde bulmuş oluyoruz. i 2miz de i bölü 2'dir. i 1 zaten direkt 1'e eşit, i'ye eşit arkadaşlar. Sonra buraya bakacak olursak 3r çarpı i3 eşittir ne olacaktır? Buradaki gibi 2V veya 2I çarpı R diyebiliriz. R'ler I'ler birbirini götürecek zaten. Onlara hiç girmeye gerek yok. Buradan I3'ü kaç olarak buluruz? I3'ümüz de buradan arkadaşlar. Ee, 2 bölü 3 gelecektir. Buradan 2 bölü 3 I geldiğini söyleyebiliriz. i 3 de bu şekilde bulunuyor. i 2yi bulduk. i 1 zaten direkt I'nin kendisiydi. Onu da şöyle belirtelim. Aralarında büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapacak olursak en büyükleri i 1 olacaktır. i 1 Sonra ne gelecektir? I3 gelecektir. Sonra ise I2 gelecektir. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Burada unutmamanız gereken, buradaki dirençler birbirlerine paralel bağlandıkları için her telde paralel bağlanan e, devrelerimize her teldeki volt değeri birbirine eşit olacaktır. Buradan yola çıkarak sorumuzu çözebiliriz. Devam edelim ikinci sorumuzda. Şekilde verilen çubuk mıknatısın çevresindeki x, y, z ve t noktalarındaki manyetik alan vektörlerin yönlerini Gösteriniz denilmekte Güzel bir soru karşımıza çıkabilir dikkat etmekte fayda var. Şimdi manyetik alan çizgileri nereden nereye gider onu bir bulmalıyız. North yani artıdan South eksiye doğru gidecektir arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri artıdan eksiye doğru gider. O yüzden şöyle şu yolu izleyecektir. Yani oklarla beraber şu şekilde yolumuzu da gösterelim. Sonra yine artıdan çıktığı için ee, bu şekilde dümdüz gidecektir ayrıyeten. Sonra artıdan e, diğer yönde devam edip eksiye gidecektir. Gene yönümüzü şu şekilde belli etmiş olalım. Ve e, ardından çıkıp eksiye girdiği için arkadaşlar gene şu şekilde bir girişin olduğuna söyleyebiliriz. Eksiye doğru da bir giriş söz konusu olacaktır manyetik alan çizgileri açısından. O zaman x noktasında arkadaşlar manyetik alan çizgimizin şu şekilde olduğunu gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi o şekilde ilerlemektedir. T'de zaten görüldüğü gibi düz ilerlemekte böyle göstereceğiz. Z'de de aynı şekilde X'teki gibi dümdüz ilerlemektedir arkadaşlar. Ee, sağ tarafımıza doğru. Y'de ise gördüğünüz gibi e, dümdüz ilerlemektedir aynı şekilde T'de olduğu gibi. Bu şekilde bunları da göstermiş olalım arkadaşlar. Bunları bilmenizden fayda var. Bilmeniz gereken burada can alıcı nokta artıdan eksiye. Manyetik alan çizgileri artıdan eksiye doğru. Görüldüğü gibi hareket edecektir. Bu hareketi bilirseniz soruları yaparsınız. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Şekil 1'de özdeş küplerin yatay zemine yaptığı basınç P, basınç kuvveti ise F'dir denilmekte. Küpler şekildeki konuma getirilirse zemine yapılan basınç ve basınç kuvveti P ve F cinsinden ne olur bulunuz denilmekte. Gelin birlikte bu soruyu yapalım. Yapmadan önce arkadaşlar bazı şeyler bilmemiz gerekiyor. Öncelikle basıncın formülünü bilmemiz gerekiyor. Basınç P ile gösterdiğimiz arkadaşlar G bölü S şeklinde ifade edebiliriz. G burada ağırlık olacaktır. Ağırlık. S ise yüzey alanı. Yüzey alanı. Yani zemine gelen alan e, alan miktarı olmuş olacaktır. Buradan arkadaşlar ilk olarak şekil 1 için basıncımızı bulmak isteyelim. Şimdi ağırlığımızı nasıl söyleyebiliriz? Birim cinsinden burada 1, 2, 3, 4, 5 5 birim olduğu için ağırlığa da 5G diyebiliriz. Çünkü buradaki küpler özleşmiş gördüğünüz gibi. O zaman P için P eşittir. 5G dedik bölü. Yüzey alanımız nedir? Zemine değen yüzey alanımız 1 alan, 2 alan ve 3 alan. 3 birimlik bir alan değiyor. Buna da 3S diyelim arkadaşlar. P'mizi böylece 5G bölü 3S olarak bulmuş olduk. Veya direkt 5 bölü 3 de diyebiliriz. Burayı bulduk. Sonra bir de aynısını şekil 2'deki için yapalım. Buraya da gene P diyelim. Ağırlığımız 1, 2, 3, 4, 5. Gene aynı. 5G. Yüzey alanımız bu sefer 1, 2, 2 birim. Buraya da 2S diyelim. Şimdi orantımız şu olacaktır. Buraya P2 diyelim karışmasın. Çünkü bu direkt P'nin kendisi. Biz P2'yi P cinsinden istiyoruz. Şimdi arkadaşlar orantımız şöyle olacak. 5G bölü 3S 1P ise 5G bölü 2S kaç P'dir? Bu şekilde orantımızı yapmamız gerekecektir. Hemen şurada orantımızı yapalım. 5G bölü 3S 1P ise bizden istenen 5G bölü 2S'nin kaç P olduğudur. Buna da X diyelim. Ve evet, doğru orantı olduğu için çapraz çarpım yaparak bunu söyleyebiliriz. Buradan çarpacak olursak 5G X bölü 3S eşittir. 5G bölü 2S çarpı P şeklinde söylenilmekte arkadaşlar. Sonra bu X'i zaten P cinsinden bulmak istiyoruz. Biz G ve S'ler birbirini götürecektir buradan. Buradan 5x bölü 3 eşittir 5p bölü 2. X'i bulmak istiyoruz. İşare dışarı çarpımı yapacak olursak şurada yapalım. 10x eşittir 15p. Buradan biz x'i çekmek istiyoruz. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde 15p bölü 10 x'e eşittir. 15p bölü 10'da kaçtır sadeleştirme yapacak olursak 3p bölü 2'dir. Cevabımız 3p bölü 2'dir arkadaşlar. Buradaki basıncımız. Basıncımız ilk durumda P iken bu durumda 3P bölü 2 olarak bulunacak. Sonra bir de ne isteniliyor? Basınç kuvveti isteniyor. Basınç kuvvetinin formülü yazalım arkadaşlar. Basınç kuvvetinin formülü FP diyelim. Eşittir basınç yani direkt P çarpı S. Basınç çarpı yüzey alanı bize basınç kuvvetini verecektir. Yüzey alanı e, basıncı zaten biliyoruz biz G bölü S'ydi formülü. Buraya gene FP diyelim. G bölü Çarpı S yaparsak buradan e, basınç kuvvetimiz neye eşit oluyor? Cismin ağırlığına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Cismin, cismin ağırlığına eşit oluyorsa ilk durumda da 5G'lik bir ağırlığımız vardı. İkinci durumda da 5G'lik bir ağırlığımız vardı. O yüzden basınç kuvvetimiz değişmeyecektir ve gene aynı F olarak kalacaktır diyebiliriz. Bu şekilde cevaplarım cevaplamış olalım ve dördüncü sorumuza geçelim. Aynı maddeden yapılmış H, 4H ve 3H yüksekliğindeki şekildeki silindirik katıların basınçları PK, PL, PM'yi büyükten küçüğe doğru sıralayını zeniliyor. Basıncımızın formülü neydi? G bölü Ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi baktığımızda bu silindirlere bu silindirin hepsinin yüzey alanının eşit olduğunu görüyorsunuz. Hepsinin yüzey alanı arkadaşlar 2 pi olacaktır. Çünkü buradaki altta kalan dairenin alanı olacaktır. Ve bu da eşit olduğu için ne diyebiliriz? 2 pi r'dir. Yüzey alanları. Hepsinin yüzey alanı budur. O zaman bir sıralama yapacaksak ve hepsinin yüzey alanı eşitse g s'yi yüzey alanı hesaba katmaya gerek yok. Biz ne ile ilerleyebiliriz? g yani ağırlıkla. Yani yüzey alanları hepsinin eşitse arkadaşlar ne diyeceğiz? Şu yorumu yapabileceğiz. Ağırlığı büyük olanın basıncı da büyük olacaktır. Yüzey alanları eşit olduğu için. O zaman ağırlıkları veriliyor mu? Ağırlıkları verilmiyor. Aynı maddeden yapıldıkları veriliyor ve yükseklikleri veriliyor. Peki biz buradan ağırlıkları hakkında bir yorum yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Aynı madde ise ve silindirik ise arkadaşlar aynı özelliklere sahipse yüzey alanları da aynıysa o zaman biz buradan bunların ağırlıkları içinde yükseklikleriyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani haşa G ağırlığını dersek 4 haşa 4G ağırlığını dememiz lazım. 3 haşa ise 3G ağırlığını Dememiz gerekecektir Sonra ne demiştik bir de ağırlıklarıyla Basınç doğru orantılıydı Yüzey alanları eşit olduğu için O zaman direkt basınçları sıralayacak olursak PL büyüktür PM o da büyüktür PK şeklinde söyleyebiliriz 5. sorumuza devam edelim Kesil alanları sırasıyla S ve 2S Olan şekildeki 2 silindiri KL kollarında K'nın tabanındaki sıvı basıncı P'dir K'nın tabanındaki sıvı basıncı şurası P'ymiş arkadaşlar. Sıvı basıncından bahsediyoruz. Buna göre bizden istenen vana açılır ve sıvı dengesi sağlanırsa L kolunun tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur deniyor. Yani şurası, işte burada bir tabanı e, bizden sormakta. Burası kaç P'dir diye sorulmakta. Şu şekilde söylemiş olalım. Burada neyden ilerleyeceğiz? Az önce mesela şu sorularımızda, şu küplü sorularda e, buradaki sorumuza neyden ilerlemiştik? katı basıncından ilerlemiştik. Bu sefer burada sıvı basıncından ilerleyeceğiz ve sıvı basıncının formülünü yazalım hemen. Sıvı basıncının formülü eşittir DGH'dir. D sıvının yoğunluğu, G yer çekimi ivmesi, H ise sıvının yüksekliği olacak. O zaman şuradaki ilk duruma bakacak olursak burada K'nın tabanındaki sıvı basıncı P olarak verilmiş. Hemen bir bulalım. Bulmadan önce şu seviyeyi arkadaşlar H diyelim. Bu seviyemiz H olsun sıvımızın hadi öz kütlesi de D diyelim. Gerekli değil ama bunları da demiş olalım. Sonra buradaki P'yi bulabilmek için ne yapacağız? P eşittir. D sıvının yoğunluğuna D demiştik. D e, ivmesi zaten sabit. G H da buradaki suyumuzun yüksekliğiydi. Sıvımızın yüksekliğiydi. Su demeyelim. Sıvı. Bu P'ye eşitmiş. Bunu bir söyleyelim. Sonra ne yapılıyor? Sonra vana açılıyor arkadaşlar. Ve şuradaki boşluk ihmal ediyor. Şuradaki su ifadesi e, ihmal ediliyor yani bura yokmuş gibi düşüneceğiz. Yani buradaki suyumuz bu sefer ne oluyor? İki tarafı da yayılmış oluyor. K ve L'ye yayılmış oluyor. Ve böyle silindirik borularda silindirik kollarda arkadaşlar biz neyi bileceğiz? Haşımız e, denge noktasına gelecektir ve iki tarafta da eşit olacaktır. Yani suyumuz en sonunda dağıldığında buradaki sıvı seviyemizle buradaki sıvı seviyemiz birbirine eşit olacaktır ve yaklaşık olarak sıvı seviyemiz evet bu şekilde dolmuş olacaktır. Bu sıvı, sıvılarımız van açılmasıyla boşalacak olursa. Ve buraya da arkadaşlar H diyeceğiz ama buraya nasıl bir H diyeceğiz? Onu sonra da bulmaya çalışacağız. Nasıl bulabiliriz? Öncelikle buradaki sıvının hacmini bulmaya çalışalım. Hacmini nasıl buluruz? H çarpı S dersek ortalama bir hacim bulmuş oluruz. Yüzey alanı çarpı yükseklik zaten silindirin hacmiyle böylece sıvının hacmini de bulmuş oluruz. Sıvı ee, v sıvı diyelim arkadaşlar eşittir H çarpı S bizim hacmimiz değişmeyecektir buraya gelmiş olsa bile o zaman e, burada ne diyeceğiz arkadaşlar son durumdaki hacmimiz için H H2 diyelim buraya da H2 son durumdaki sıvı hacmimizde eşit olacaktır ne olacaktır H2 çarpı bu sefer yüzey alanımız gördüğünüz gibi S ve 2S'den toplamda ne diyebiliriz 3S diyebiliriz. 3 se bu şekilde ifade etmiş olalım. Ve sıvının hacmi değişmediği için H çarpı S eşittir. H2 çarpı 3 s S'ler birbirini götürdü. Buradan H2'miz arkadaşlar kaç geldi? H bölü 3 gelmiş oldu. H bölü 3 buradaki sıvımızın yüksekliği. H bölü 3. Bize sorulan ise L kolundaki tabandaki sıvı basıncı kaç P'dir? Yani buradaki sıvı basıncını sormaktaydı. Sıvı basıncının formülü DGH'dı. D'miz değişmiyor. Yoğunluğumuz değişmiyor. Gerçek giymemiz sabit. H'ımız bu sefer ne oluyor? H bölü 3 oluyor arkadaşlar. Ve buradaki DGH'a da biz P dediysek buradaki DGH bölü 3'e de P bölü 3 dememiz gerekecektir. Buradaki L'deki son durumda L'deki sıvı basıncımız P bölü 3 şeklinde bulunacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Burada Hani bu videolar size destek sağlıyorsa, siz de bize destek sağlarsanız, bizi bu konuda motive ederseniz bu tür videoların devamı gelecektir diyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Yoğunlukları D ve 3D olan sıvıların bulunduğu şekildeki kapta K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK ve PL'dir. K ve L noktalarındaki sıvı basınçları oranı PK bölü PL'yi bulunuz denilmekte. Öncelikle burada PK'yı bulalım arkadaşlar. PK sıvı basıncı. Sıvı basıncımızda formülümüz neydi? P sıvı diyelim. DGH'dı. Sıvının yoğunluğu çarpı yer ivmesi çarpı sıvının yüksekliğiydi. O zaman PK için bakacak olursak sıvımızın yoğunluğu D'dir. Direkt D yazalım. G'miz sabit zaten yazdık. Sıvımızın yüksekliği ise 2 htir Yani sıvımızın en dibinden tabana olan uzaklığı burada 2H olarak verildiği için burayı da 2H şeklinde alacağız. Sonra PL'ye bakalım. PL'deki arkadaşlar sıvı basıncımız nedir? Buradaki 3 D'lik sıvının bir basıncı vardır. Bir de yukarıdaki e, D, e, D yoğunluklu 2H yükseklikte sıvımızın basıncı vardır. Yani ikisinin toplamıdır aslında. PL'yi bulabilmek için öncelikle buradaki e, 3 D 3 D'lik sıvımıza bakalım. Yoğunluğumuz 3D, yüksekliğimiz H, zaten yer çekimimiz G. Hatta bunu sıralı yazarsak daha iyi olur arkadaşlar. Öyle yazalım. Öyle yazmıştık zaten. 3D çarpı G çarpı H'ımız 1H. Artı diyoruz çünkü bakın üstüne bir de burada D'lik bir sıvımız var gördüğünüz gibi. Bunun da neyine ekleyeceğiz? Basıncını ekleyeceğiz. Çünkü onun basıncı da buradaki L noktasına etki etmektedir. Onun sıvı basıncı da yukarıdaki geçirilen geçirelim. D, 2, H'dı. Sonra bu ikisini oranlamadan önce hemen PK eşittir. DG2H diyelim. PL'yi bulmakta biraz zorlanabilirsin. O direkt toplayacaksınız. 3 DGH ile 2 DG'yi topladığımızda 5 DGH ediyor. İkisini birbirine oranladığımızda da arkadaşlar ne gelecektir? D'ler, G'ler gidecektir. H'lar da gidecektir. Geriye 2 bölü 5 kalacaktır. Yani PK bölü PL oranı 2 bölü 5'tir diyebiliriz. Burada bilmeniz gereken sadece bu sıvımızın üstünde bir sıvı daha varsa o sıvının sıvı basıncını da bu sıvının sıvı basıncı için toplayıp bu şekilde bu noktadaki toplam sıvı basıncını bulmamız gerekecektir. Sorularımızı bu şekilde yapacağız. Yedinci sorumuz. Kesit alanı S olan şekil 1'deki silindirik K kabının tabanındaki sıvı basıncı P, tabanındaki sıvı basıncı kuvveti F'dir. Sıvının tamamı şekil 2'deki silindirik L kabına boşaltıldığında L kabının tabanındaki sıvı basıncı ve tabanındaki sıvı basıncı kuvveti P ve F şeklinde bulunu denilmekte. Şimdi aynı şey arkadaşlar, mesela p sıvıyı tekrar yazalım. Gördüğünüz gibi dgh'dir. P sıvının e, basınç kuvvetini bu bulalım. E, basınç kuvveti diyelim. Sıvı basınç kuvveti, sıvı basınç kuvvetinin formülü de arkadaşlar p sıvı çarpı s'dir. Yani yüzey alanı. P sıvı çarpı yüzey alanımız s. Bunu da açacak olursak eşittir dgh çarpı s şeklinde söylenildiğini ifade edebiliriz. Buralar sanırım gözükmedi. Ee, tamam bunları zaten tekrar ettik arkadaşlar. Tekrardan ifade etmeye gerek yoktu. Ben gene hatırlatma olarak yazmış oldum. Sonra bizden istenen buradaki k için p ve f değerleri verilmiş. gene aynı şekilde şuradaki yüksekliğe h diyelim. Bu kalsın ve e, k kabındaki sığ basıncını bulmak için gelin formülümüzü yazalım. DGH. Bu bir kalsın. Bu P'ye eşitmiş. Direkt bu bir dursun. Sonra e, sıvı basınç kuvvetimiz de arkadaşlar. Direkt yani basınç kuvveti şu şekilde gösterin. KP diye istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. O da F'ye eşitmiş. Ve onun formülü neydi? DGH çarpı yüzey alanıydı. Sonra devam edecek olursak bu sıvımızı alıyoruz biz. E, bu sefer yüzey alanı 2 S'lik olan kabımıza koyuyoruz. Bu kaptaki yüksekliği hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? Şu yorumu yapabiliriz. Tam olarak yarısı olacaktır. H bölü 2 olacaktır. Çünkü bakın ilk kaptaki yüzey alanımız yani kabımızın şuradaki genişliği S iken bu sefer 2S olmuştur. Genişlik ilk katına çıktığı için yükseklikte yarıya düşecektir. Çünkü sıvımızın hacmi değişmiyor. O zaman e, L için yapacak olursak aynılarını sıvı basıncımız ne olacaktır? E, yoğunluğumuz değişmediği için d de değişmiyor. G ne değişiyor yüksekliğimiz h bölü 2 oluyor. dG h bölü 2 kaç p'dir? P bölü 2'dir arkadaşlar. Yani dG hşe p diyorsak dG h bölü 2 de p bölü 2'ye eşit olacaktır. Sonra kuvvete gelecek olursak basınç kuvvetine sıvı basınç kuvvetine baktığımızda da arkadaşlar e, bu f'dir gene değişmeyecektir. Şöyle söyleyebiliriz mesela eşittir dG hya bu sefer h bölü 2 dedik çarpı, S'ye yüzey alanımıza bu sefer 2S dedik. Burada ikiler birbirini götürdü ve DG HS geldi. O da direkt zaten F'ye eşitti. Onu da F olarak söyleyebiliriz. Basınçımız P bölü 2 basınç kuvvetimiz ise değişmeyecektir diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım ve 8'e geçelim. X, gazlarıyla esnek zarların bulunduğu kapta esnek zarlar şekildeki gibi dengededir. Ortamdaki dış basınç P0 olduğuna göre PX, PY ve P0 arasındaki ilişkiyi yazını zenirmekte. Çünkü gazlar arasında esnek zar olduğu için ve X, Y gazıyla dış basınç arasındaki ortamda da esnek zar olduğu için arkadaşlar esnek zar demek ne demektir? Esnek zarın tanımı yani ifadesi şudur esnek zar işte bombelenip alçalabilmekte yani esneyebilmekte adı üstünde. Burada önemli ifade esnek zarın olması. Çünkü esnek zar varsa arkadaşlar buradaki gazlarımızın basıncı da P0'a yani dış basınca eşit olacaktır. O yüzden hepsinin basıncı birbirine eşittir. Px eşittir. Py o da eşittir. P0. Burada belli eden ifade nedir? P0'dır. P0 dış basınçtır ve burada esnek zar olduğu için dış basınç buradaki tüm gazların basıncını etkileyecektir. Hepsi de birbirine Eşit, eşit olacaktır diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuza geldi sıra. Burada deniliyor ki şekildeki gibi düşeyde karşılıklı tutulan iki kağıt arasında üflendiğinde ne olur denilmekte. Gördüğünüz gibi düşey konumda iki tane kağıt var ve burada iki kağıt arasına üflenilmekte ve ne olacağı bize sorulmakta. Ne diyebiliriz? Kağıtlar arasındaki hava molekülleri hızlandığı için arkadaşlar basınç azalır. Kağıtlar arasındaki kağıtlar arasındaki moleküller hızlanır. Ve bu moleküllerin hızlanmasıyla basınç azalacaktır. Ve basınç azalır. Basıncın azalmasıyla da arkadaşlar basınç dışındaki basınçtan az olacağı için yani kağıt arasındaki basınç dışındaki basınçtan az olacağı için kağıtlar birbirine yaklaşır. Basıncın azalmasından dolayı da kağıtlar birbirine yaklaşır. Birbirine yaklaşır. Burada kağıtların arasındaki basınç kağıtların dışındaki basınçtan düşük olacağı için, az olacağı için kağıtlar birbirine yaklaşır diyebiliriz. Bu da güzel bir yorum sorusu gene karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Hani bu ne olacağını bilmekte fayda var. Karşımıza gelebilir. Güzel bir yorum sorusu, sorusudur. 10. ve son sorumuza geldi sıra. K, L ve M cisimleri sıvı dolu kapta şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki nedir diye sorulmakta. Şimdi şunu biliriz arkadaşlar. Eğer bir cismimizin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit ise cismimiz askıda kalacaktır. Yani tam ortada duracaktır diyebiliriz. Eğer cismimizin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse cismimiz e, burada görüldüğü gibi yüzecektir diyebiliriz. Yüzecek gördüğünüz gibi. Eğer... Buradaki cismimiz arkadaşlar Cismimizin yoğunluğu sıvımızın yoğunluğundan büyükse cismimiz o zaman Batacaktır Diyebiliriz Burada baktığımızda batan bir cismimiz var mı Yok arkadaşlar batan bir cismimiz olmadığından dolayı Buradaki m içinde ne diyebiliriz Askıda kalmıştır diyebiliriz yani Burada dm ile dn'nin yoğunlukları birbirine eşittir Ve o da sıvının yoğunluğuna eşittir sıvının yoğunluğuna eşit oldukları için L ve M burada askıda kalmıştır gördüğünüz gibi. İkisi de askıda kalmış. Bunların yoğunluğu neden büyüktür? DK K cisminden büyüktür. Çünkü K cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğundan dolayı gördüğünüz gibi yüzmektedir. Asılı kalıyorsa sıvının yoğunluğuna eşitti arkadaşlar. Eğer batıyorsa yani şurada da bir cismimiz olsaydı şurada batmış olsaydı yani tam dibe çökmüş olsaydı buna da ne diyelim X diyelim o en büyük yoluna sahip olacaktı. Mesela onu da hatta kendi dx büyüktür şeklinde bu şekilde göstermiş olalım. Burada sakın dikkat etmeniz gereken şudur. M'yi batıyormuş gibi düşünmeyin. M de L de burada askıda kalmakta gördüğünüz gibi. Yani yere düşmüyor gördüğünüz gibi. Yere değmiyor. Eğer yere değerse o zaman batar diyebiliriz. Ama yere değmediği için M için bunu diyemeyiz. M ile L'nin yoğunlukları birbirine eşittir. X de askıda kalmıştır. İkisinin yoğunluğu da sıvının yoğunluğuna eşittir ama K'nin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan düşüktür diyebiliriz. Bu şekilde bir yorum yapıp sıralamamızı bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Gene bu da dikkat etmeniz gereken bir sorudur karşınıza geliyor. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımızdan diğer yazılı videolarını görebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videoları kanalımızda mevcuttur. Daha fazla örnek çözmek istiyorsanız yazılı.net adresimize uğrayabilirsiniz. Veyahut da yazılı deposu adındaki kitabımızı temin edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.